Merhaba sevgili oyun gezerler. Yılın en iyi oyunlarında rol yapma oyunlarını konuşmak için toplandık. Yılın en iyisini biraz sonra göreceksiniz. Ama önce 3 adayı sırasıyla göreceğiz. Çok hızlı girdin Enis. Rol yapıyorsun. Süper bir espriydi gerçekten. 3 adayımızı hızlıca göreceğiz ve ardından bu adaylar arasından en çok oy alanı, oyun gezer editörleri tarafından en çok oy alan adayı göreceğiz. Yani galibi görmüş olacağız. Başlayayım mı adaylarla? Lütfen lütfen lütfen. Ne olursun. Lütfen başladım. Rica ederim. Their leader said something about escaping with a stone. Stolen from this dungeon, I imagine. Divinity: The Original Sin. Yes. Sürpriz bir oyun oldu açıkçası. Hem de nasıl? Kickstarter'la başladılar. Gerçi Divinity de oldukça köklü bir oyun. Divinity iki tane oyunu daha önce çıkmış bir seri. Original Sin çok farklı özellikleriyle ön plana çıktı. Yani mesela şeye vuruyorsunuz düşmana, kanı akıyor. Ondan sonra o kana basarken elektrik çarparsa yanındaki adamı kandan ona da şey yapabiliyor. Yani kan çok alışık insan... olmadığımız bir muhabbet aslında. Yani. Evet, yani biraz Magicka'yı daha ciddi bir FRP'ye uyarlamışlar. Magicka'nın büyü birlikteliğini. Onun haricinde etrafla etkileşim çok ilginç. Mesela kutuları tıklayıp açabildiğiniz gibi buraya vurduğunuz zaman mikrofon patlıyor bu arada. Çok özür diliyorum sizden. Unutuyorum her seferinde. Kutuya tıklayıp şey yapabildiğiniz gibi kutuyu mouse'la tutup düşmanın üstüne atabiliyorsunuz da. Böyle de bir şey var. Hani hiç mi hiç şey değil, casual dediğimiz hani basitleştirilmiş bir yapısı yok. Tam tersine oldukça zor, oldukça çok acımasız zor bir oyun ve bırakıyor sizi. İsterseniz bölüm sonu canavarına da gidebiliyorsunuz. Lay lay loom diye saf trik gibi. Ama yani düzenli oynarsanız bir 150-200 saati olan bir oyun. Bu senenin en büyük sürprizlerinden bir tanesi olacak. Çok çok, çok büyük bir sürpriz. Rol yapma oyunu sevenler için. O zaman bir sonraki adayımıza geçelim. Geçelim. Dragon Age Inquisition. Yıl yes. sonuna doğru çıktı. Ortalığı kasıp kavurdu mu? Aynen kavurdu. Hem de ne kavurmak? Çünkü ya BioWare'in böyle bir şeyi var. Bir dönem batırıyorlar. Ondan sonra tekrar öyle bir affettiriyor ki kendisini. Vay be BioWare. Bir sonraki oyunu heyecanla bekliyoruz oluyorsun. Yani, Mass Effect 4'te de bu kendini affettirme döneminin meyvesini yiyeceğiz büyük ihtimalle. Umarız. Umarız. Mass Effect 3 biraz hayal kırıklığı olmuştu. Evet, Mass Effect 4'ü çok büyük heyecanla bekliyorum ben. Dragon Age Inquisition şöyle bir şey demek istiyorum açıkçası. Ben ya çoğu insan mahallesinden çok Hinterland daha iyi bilir kıvama geldi evet, yani. Evet. Hinterland'den kaç saat sonra çıktın sen Ömer? 15 saat olmuş. 15 yani. Saat. Oyunun ilk bölümünde 15 saat 15 geçirmek. Saat. Evet. İlk bölümü bile değil neredeyse yani. Hani normalde görev yapıp çıkabilirsin ama orada biraz daha takılıp işi 15 saate kadar uzatma şansı da veriyor sana oyun ya. Ki 50 saate kadar takılan da var yani. Çok anlamlı şeylerle geçiyor bu zaman yani. Saçma sapan şeylerle geçemiyorsun. Assassin's Creed'de 20. saatten sonra tüy toplayayım, bir şey toplayayım, ama bombacık yapayım falan filan şimdi şeyleri vardı. Bana ya. Ama şey hep komik geliyor yani. Tamam güzel oyundur Dragon Age. Bol bol içerik de var içinde ama yani Inquisition hani olmuşsun artık hani tamam mı? Yani insanın senden bir şey bekliyor. Benim atıma şey oldu. Benim köpeğime bilmem ne oldu. Görevlilerle uğraşmak biraz komik geliyor bana yani. Hani ben hani asarım keserim onunla takılmak istiyorum ama ne tabii isteğe abi. Bağlı yani istersen yapmayabilirsin sana bırakmışım epic, yani. Epic nereye kadar? Bir yere kadar yani. Bir yerde tabii o yani. Çiftçiye yardım edilecek sonuçta yani. Kral yazık. Da olsan prenses de olsan köpeğine bir şey oldu mu koşturacaksın. Hakikaten ne kadar burnu kalkık düşünmüşüm ben ya. Vallahi çok utandım şu anda. Nerede benim o mazlum şeylerim ah. Bir uyarı şeyde geldi fişeyde. Nasıl buldun Dragon Age Inquisition'ı oynadığın kadarıyla? Çok güzel. Benim tabii vakitsizlikten dolayı giremediğim bir oyun. Şu aralar nedense Witcher 1 ve 2'ye sarmış durumdayım. 3 gelene kadar bitireceğim onları diye Dragon Age'i kenarda tutuyorum. Benim Dragon Age maceram ilk 10 dakikamla sınırlı. İlk 10 dakika için bir 2 saat oynadım ve ben bıraktım orada. 8 saat falan oynadım aşağı yukarı ve çok kopuk oynamak zorunda kaldım işte hani iş güç yaşam dolayısıyla. Hep şey oluyor bende. Oynuyorum, 2 saat zaman geçiriyorum. 3 gün sonra bir de oynayacağım mesela. Tüm questleri okuyorum tekrar. Ne yapıyordum ben? Çünkü o kadar çok şey var ki her yerde ünlemler, her yerde soru işaretleri. Artık böyle kusacak gibi oldum.
Ben o yüzden dedim ki şu kafayla oynamayayım o kadar geniş oyunlar. Öyle, rahat rahat oynamak evet. lazım ama o rahat rahat zaman bizde denk gelmiyor. İşte Ömer hayatını adadı. Başka bir şey oynamıyor. Dragon Age. Hafta sonu geliyor 48 saat Dragon Age oynamış olarak geri geliyor. Tüm zamanını Dragon Age'e kanalize etmiş. Neyse Dragon Age çok konuştuk. Evet. Önemli bir yapı. Zaten rol yapma oyunu sevenler muhakkak tabii ki. Kaçırmamıştı kendisini. O zaman son adayımıza geçelim. Geçelim. Shattered like glass. First came the goblins, then underpants gnomes, vampire kids, hippies, crab people. They didn't know why Armageddon had come. They'd heard radio chatter about an attack on some space-based missile platform. But who had attacked it? My precious wife, he writes. Flee the city. Son aday dedik, son adaylar çıktı. Sürpriz! Son anda bile spoiler vermeyelim diye. Neden? Neden? Çok önemli 3 oyun. Ya bu sene RO açısından çok iyi geçti açıkçası. Evet, gerçekten çok, çok bereketli geçti. 3 oyun aynı notu almış bizden. Evet, 3'ü de aynı puana eşit olmuş. Aynı oylamadan tabi geçmiş. Çok kısa kısa bahsederek geçeceğiz o yüzden. South Park, Stick of Truth. Çok sevdim. Belli bir yerden sonra tekrar üretmese yani. Tekrar böyle bir... Hani sıkmaya başlıyor belli bir noktadan sonra. Çok ben aynı de tam tersi sonlara doğru çok açıldı, çok keyif aldım ya. Yani ama senaryoya bayıldım. Başından kalkamadım o sonlarındaki iğrençlik ve absürtlük tam South Park kafası olmuş. Ya oyun çok çok iyiydi. Bu yılın gerçekten bence hani çok bir şey beklemiyordum ama bu da sürprizlerden bir tanesi oldu. Niye DLC'si yok South Park'ın? Ben daha oynardım. Oynamak istiyordum ama daha. Ama da yapımcı firma Allah'a emanet çıkardı oyunu biraz. THQ battı, bilmem ne oldu, cart oldu, curt oldu derken yani, belki çok havada kalmış bir yapım. Obsidian olmuş. Gayet güzel kotarmış oyunu. Neyse çok iyi kotarmış, South Park yani. Çok büyük bir sürpriz ve çok iyi bir oyun çıktı bu sene. O zaman diğer adayımıza geçelim. Banner Saga bir diğer sürpriz. Sürpriz. Ama sürpriz varmış bu sene rol yapma oyunlarında. Kickstarter'dan çıkıp da böyle sonuna kadar sonuna kadar soluksuz oynatan bir oyundu. Tabi RO mu strateji mi tartışılır. Sıra tabanlı evet, savaş strateji savaşları var ama oyundan sıra tabanlı strateji kısmını al. Hep onu diyorum ya, o sıra tabanlı strateji kısmını al. Banner Saga yine Banner Saga olur. Verdiğin o yol macerasında verdiğin kararlar ve şeylerle kazandıkların kaybettiklerini. Çünkü o oradaki ümitsizlik. Biraz Battlestar Galactica'nın başlarındaki ümitsizlik var oyunda. Sürekli adam kaybediyorsun. Sürekli gıdan azalıyor. Açsın verdiğin her karar daha sonradan gelip arkadan seni ısırma tehlikesi bugün yaşıyor. Bugün hurmalar. Aynen öyle. Kışın şeyler yapıyor. Ama görsel tarzı çok başarılı bana. Görsel tarzı, müzikleri, ondan sonra Norse mitolojisini çok güzel yedirmiş olmaları o fantastik evrene. Zaten mitoloji fantastik olduğu için biraz saçmaladım. ama bu senenin ikinci büyük sürpriz. Yani bütün RO'lar sürpriz oldu. Dragon Age de sürpriz. Evet, baktığın zaman sonra... da sürpriz olabilir gerçi. O zaman son oyuna geçelim. Geçelim. Üçlüden bu da bir sürpriz olabilir. Wasteland 2. Aynı bir Kickstarter projesi gibi. Evet abi. Ama Kickstarter'da ekmek yemiş bu sene. Demek ki insanlar görmek istiyor ki aynen. Böyle yapımlar çıkıyor. Şeyde de diyebiliriz de RO'lar çok yani RO yapma tecrübesi olan firmaların başlattığı Kickstarter'lar alayı başarılı oluyor. Şey de evet. Böyle mesela Cyberpunk oyunumuzun ismi neydi? Shadowrun. Ya ben oynamadım. Ha, Shadowrun'ı da bitirdim ben. O da çok başarılıydı. Dragonfall falan. Şimdi yeni bir bambaşka bir Shadowrun yapıyorlar. Güzel demek ki bu sistemin böyle kullanılıp yani, da başarılı sonuçlara ulaşması. Orada şöyle bir sinerji var. RO oyunu yapan adamlar işini çok seviyor. İşi konusunda tecrübeli. Bir yandan da o RO'ları oynamak isteyen çok şey böyle... Hardcore. Parasını kazanan, Kickstarter'dan destekleyebilecek durumda olan insanlar var. Bu ikisi bir araya gelince çok başarılı oluyor haliyle. Mesela, umarız devam eder. Evet. Çünkü yayıncıların elinden çıkıp bağımsız oluşumlara dönmesi bu oyunların yani sadece çünkü diğer türlü şey gibi olacak sanki. 10 sene sonra her yerde mesela kötü örnek değil tabii de Gears of War'lar, God of War'lar görmeye başlayacağız. Ve onların taktiklerini görmeye Adventure başlayacağız. Adventure ve RO konusunda bak canlandırdı. Evet. Hatta şu anda ortaya bir tane sal atıyorum. Kickstarter'dan başarılı bir FPS veya aksiyon oyunu çıkmamıştır. Evet, bence çıkmamıştır. Çıkmamıştır yani. Çünkü aksiyon ve FPS oynayan insanlar zaten geniş. Ve onu yapan firmalar da zaten yapıyor yani. Evet. Hani açıkta kalmıyor, adam yapıyor ve hani satabiliyor oyunu. Ve çıkmamış bir ürüne para vermek veya ümit bağlamak gibi bir durumları yok bu adamlar. Ama RO ve Adventure sevenler ve onu iyi yapan adamlar bir araya geldiği için Kickstarter'dan çok başarılı şeyler çıkıyor. Çok uzattım. Hemen birincimizi seçelim. Evet, aynen birincimizi seçelim.
rise and shine, Master Sauce Hunters. The captain wants you up on deck. Hear them calls? Means we're close. Sürpriz. Sürpriz. Sürpriz olabilir, olmayabilir aslında. Alayımıza sürpriz oldu. Ben çünkü yorumlara bakarken gördüm. Hani başka yerlerde yorumlara falan gördüm. Rol yapma oyunları açısından Divinity'yi çok daha fazla tercih eden insanlar varmış yani. Çok ağırlıkta gördüm. Divinity. Çok şeyde kaldık ama bu sonuçlar geldikten sonra. Biz Enis'le böyle sarılıp birbirimize ağladık. Dedik ki Dragon'a sevenler bir sevdiğinde edecek. ama ne yaptık? Editörlerimizin hakkını yemedik. Evet. Onları ezmedik. Editörlerimiz Divinity'yi birinci seçmiş. Ve has Rayo editörlerimizden Eser Güven neden Divinity Dragon Age'in üstünde birinci seçmiş? Buyurun bakalım. Geliyor bu falan. Divinity yılın en büyük sürprizi. Yani elimde olsa sadece yılın Rayo'su değil, yılın oyunu ödülünü veririm. O kadar çok sevdim. Girdiğim her ortamda sürekli övüyorum, reklamını yapıyorum, hala daha yapıyorum. Tabii bildiğiniz gibi Divinity'nin bu sene çok güçlü bir rakibi vardı, yılın sonlarına doğru çıkan Dragon Age. Ama bugüne kadar sayısız Rayo oynamış biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Divinity yalnızca bu senenin değil, tüm zamanların en iyi Rayo'larından bir tanesi. Yani bu kararı verirken olaya biraz daha geniş spektrumdan baktım ben. Zanaat sisteminden savaşlar sırasında elementleri kullanarak bu savaş alanlarını manipüle edebilmeye, karakterler arasındaki roleplaying sekanslarının oyunun ana hikayesine, karakterlerimiz için alabileceğimiz hayvanlarla konuşabilme gibi eğlenceli yetenekleri ama en önemlisi de eskilere saygı duruşu niteliğindeki bu izometrik, sıra tabanlı Rayo yapısıyla benim gönlüme taht kurdu. Benim için Divinity artık klasikler arasında yerini almıştır kesinlikle. Evet, açıkçası Eser ağır saçmalamış diyecektim ama yok ki çok güzel özetlemiş durumu. Ben bunu demeyince içim rahat etmiyor. Evet. İlla herkese böyle bir sataşacağım ya. Çok güzel özetlemiş durumu. Divinity'nin neden tüm zamanlarda bu yılı değil tüm zamanların en iyi rol yapma oyunlarından biri olduğunu söylemiş. Çok iddialı bir laf. O yüzden Divinity çok az oynayabilmiştim. Şu an oynayasım geldi dinledikten ben, sonra yani. Yani 4-5 aydır çıktığından beri oynayasım var ama bir türlü böyle ilk 10 dakikalarda diğer video işleriydi. Kendi normalde şirket yerindeki işlerde şey yapıp parmağımı daldıramadım. Dragon Age de aynı şekilde. Kenarda böyle melül bakıyorlar. Ben Dragon Age'i daldırdım işte. Sonra şimdi çıkamadım. Böyle çıkamadı. Çorba oldu o yani. Parmak kaynadı içine. Artık şu an kayboluyorum Dragon Age'in içinde. Ömer orada sinirden kendi kendini kemiriyor. Dragon Age'in yerinde Divinity'yi mi seçtik biz şimdi diye ama maalesef öyle. Maalesef mi? Sen elektronik arsın maşası olmuşsun galiba. Sayın Sinan Akkol. Evet. Maalesef. Maşası oldum. Çıkıdık çıkıdık kestane maşası ama. Ya hak eden kazansın editörlerimiz. Evet. Divinity'yi gün görmüş bizler. Divinity'yi gün görmüşüz. O zaman Divinity yılın en iyi rol yapma oyunu olacak. Biz burada niye BioWare savunuyoruz efendim? Dragon Age'e gitsin. Gitsin başka yerde birinci olsun yani. Bizi zerrede ilgilendirmez. Her yerde birinci çıktı. Daha iyi yapsalarmış oyunu. Daha iyi yapmakla hiçbir alakası yok aslında biliyor musun? Daha iyi yapılamazmış. Divinity'nin orijinalliği. Bak Divinity original Sin. Çok çok mantıklı. Divinity Original Sin An. Oradaki original kelimesi çok şey olmuş. O mu yani? O kelime oyunlarından mı götürmüşler? Vallahi çok orijinal bir oyun halbuki. Ya demek ki insanlar rol yapma oyun severler. Ya şimdi biz bunu biraz da türe göre değerlendiriyoruz yani. Rol yapma oyununu gerçekten seven insanlar demek ki Divinity'yi bir adım daha önce görmüşler evet, Dragon Age'den. Yani. Dragon Age biraz daha sanki şeye daha aksiyon mainstream Rayo'ları evet, evet. Sevenlere yönelik olmuş ama bütün hatalarını da düzeltmişler. Ben ikisini de gönülden tebrik ediyorum. Edelim. Gönülden ellerini sıkıyorum yapımcılarına. Diğer adaylarını da tebrik edelim. Çok hepsi güzel çok bir rol ya. Yapma senesi çok zordu oldu. Bu seçim. Hakikaten bu seçki çok zordu. Hatta şöyle bir bakalım. Arada gene puan var ya. Puan bayağı. Var. Yani baktım bayağı. Divinity ile Dragon Age başa baş gelmiş diyecektim de bayağı puan farkı varmış. Divinity bile yine hakkıyla almış. Almış yani. Divinity'yi tebrik ediyoruz. Yılın en iyi rol yapma oyununu seçtik. O zaman bir sonraki en iyiler videosunda görüşmek üzere. Yılın en iyileri devam ediyor efendim. Atlattık mı bu türü? Vallahi atlattık yeter dedim öldürecekler bizi ya.